Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu güzel bileklik modelinin yapımını çalışacağız hanımlar. Peyto tekniğiyle çalışacağız. Yapımı çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model. Bu modelin iki tane güzel tarafı var. Birincisi, elinizde böyle azar azar kalmış kum boncuklarınız varsa onları değerlendirmek için harika bir çalışma. İkincisi ise hanımlar, istediğiniz ebatta çalışabilirsiniz bu modeli. Yani bakın, ben burada bu 3 modelde 4 tane kum boncuğuyla başladım. Böyle ince bir bileklik elde ettim. Burada 6 kum boncukla başladım. Orta kalınlıkta bir bileklik yaptım. Siz 8, 10, 12 kum boncukla da başlayıp aynı mantıkla yapabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz kopmaz boncuk ipi, boncuk iğnesi. Ben ipe dizi kum boncuk kullandım, 3 renk. Siz 11'e 0 kum boncukla tercih edebilirsiniz. Ve bu çalışmayı 2 renk, 4 renk, 5 renk de yapabilirsiniz. Şimdi hemen bir tane boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Burada bir stop boncuğu yapıyorum. Aşağıda bir 20-25 santim kadar ipinizden bırakın. Kapamasını eklemek için kullanacağız. Kapama bölümünü yapacağız. İpinizi uzun tutarsanız hiç ip eklemeden yapıp bitirebileceğiniz bir model. Ben sizlere modelin anlatımını pembe tonları ile göstereceğim hanımlar. Siz sevdiğiniz renkleri uyarlarsınız. İsterseniz renk tonlaması yapın, açık koyu şeklinde. Zıt renklerle yapın ya da sevdiğiniz renklerle. Onu kendi zevkinize göre ayarlarsınız. 2 tane pembe, açık pembe, 2 tane normal pembe olmak üzere 4 tane kum boncuğumu alıyorum. İpimin altına indim. Şimdi burada 3. rengimi ekleyeceğim. Siz eğer 2 renk çalışmak istiyorsanız tekrardan bu ilk başta aldığınız renkteki boncuğu kullanacaksınız. Ben mor tercih ettim. Bakın, ipim buradan çıkmış. Bir tane boncuğumu atlıyorum. Hemen ikinci boncuktan geçiş yapıyorum. Peyote tekniğiyle çalışıyoruz. Şimdi pembe boncuğumu alıyorum. Bu modeli iki aşamayı takip ederek tamamlayacağız hanımlar. Birinci aşamamızda ipimiz hangi renk boncuktan çıkmışsa o renk boncuk alacağız. Bakın, ipim pembe boncuktan çıkmış. Pembe boncuk aldım. Hemen şu boncuğu atlıyorum. Onun yanındaki diğer boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın. Elimde ters çevirdim. Stop boncuğunuzu yaklaştırın. Burası bol kalmasın. Şimdi burada ise hanımlar, önümüzdeki boncuğun rengi hangi renkse o renk boncukla çalışacağız. Bakıyorum, ipim buradaki boncuktan çıkmış. Önümdeki boncuğun rengi pembe. O yüzden pembe boncuk aldım. Hemen buradaki boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi bakıyorum, önümdeki boncuğun rengi mor. Mor boncuk alıyorum. İpim buradaki boncuktan çıkmış, dikkat edin. Çukurda duran pembe boncuğu atlıyorum. Hemen onun yanında yüksekte duran mor boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çeviriyorum. Bakın, şu an 4 tane pembe boncuğumuzu böyle eğik çizgi gibi hanımlar bir görüntüye sahip oldu. 4 kum boncukla başladığımız için bu şekilde. Eğer 6 kum boncukla başlasaydık burada 6 tane pembe boncuğumuz olacaktı. 8 ile başlasaydık 8 pembe boncuğumuz olacaktı. Şimdi burada ne yapacağım? İlk başta kullandığım renk açık pembeydi. Tekrar açık pembe boncuğumu alıyorum. Bakın, ipim buradan çıkmış. Hemen şuradaki mor boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi bu sırada da hanımlar, ipimiz hangi renk boncuktan çıktıysa o renk boncukla çalışacağız. Neden? Çünkü benim burada 2 tane morum var. Ben bunu 4'e tamamlamam lazım. O yüzden bakın, ipim buradaki mor boncuktan çıkmış, mor boncuk aldım. Çukurdaki pembe boncuğu atlıyorum. Yüksekte duran pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Şimdi bu sırada önümüzdeki boncuğun rengi hangi renkse o renk boncukla çalışacağız. Bakıyorum, önümdeki boncuğun rengi mor. O yüzden mor boncuk aldım. Hemen buradaki mor boncuktan geçiş yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Bir sırada ipimiz hangi renk boncuktan çıktıysa o renk boncukla çalışıyoruz. Diğer sırada önümüzdeki boncuğun rengi hangi renkse o renk boncukla çalışıyoruz. Bakın, ipim buradan çıkmış. Çukurdaki mor boncuğu atlıyorum. Açık pembe boncuk aldım. Yüksekte duran açık pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Bunu belirleyen şey hanımlar, kum boncuk sayımız. Yani bakın, burada 2 tane
Açık pembe boncuğum var. Ben bunu dörde tamamlamam lazım. Ama sıra başına geldim. Buraya şimdi tekrardan yeni bir renk ekleyeceğim. Yeni rengim hangisi? Pembe. O yüzden pembe boncuğumu alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Hemen buradaki açık pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi bakın. Burada benim iki tane açık pembe boncuğum var. İpim açık pembeden çıkmış. Açık pembe boncuk alıyorum. Çukurdaki mor boncuğu atlıyorum. Yüksekteki mor boncuktan geçiş yapıyorum. Yani biz bu sırada ne yaptık? İpimiz hangi renk boncuktan çıktıysa o renk boncukla çalıştık. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Önümüzdeki boncuğun rengi hangi renkse o renk boncukla çalışacağız. Açık pembe boncuğumu aldım. Hemen şuradaki açık pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Niye açık pembe aldım? Çünkü önümdeki boncuğun rengi açık pembe. Geçiş yapacağım. Boncuğun rengi açık pembe o yüzden. Bu çok önemli hanımlar. Bu modelin en önemli püf noktası bu. O yüzden buna çok dikkat edin. Bakın önümdeki geçiş yapacağım boncuk pembe olduğu için pembe boncuk aldım. Şimdi elimde ters çeviriyorum. Bakın görüntüm oluşmaya başladı. Şimdi hangi rengi kullanacağım? Pembeden sonra mor gelmiş. Demek ki mor rengi kullanacağım. Burada her zaman yeni boncuk rengimizi ekliyoruz. Siz isterseniz 4 renk, 5 renk çalışabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar sıkı tutun, aralarında boşluk kalmasın. Bakıyorum ipim pembe boncuktan çıkmış. Hemen pembe boncuk aldım. Buradaki pembe boncukların sayısını 4'e tamamlayacağım ya. Pembe boncuk aldım. Çukurdaki açık pembe boncuğu atlayıp yüksekteki açık pembe boncuktan geçiş yaptım. Yani peyote yaptım. Şimdi bu sırada ne yapıyorum? Önümdeki boncuğun rengi hangi renkse o renk boncukla çalışıyorum. Bakıyorum önümdeki boncuğun rengi pembe. Pembe boncuk aldım. Pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi önümdeki boncuğun rengi hangi renk? Mor. O yüzden mor boncuk alıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Çukurdaki pembe boncuğumu atladım. Yüksekte duran mor boncuktan geçiş yaptım. Hemen elimde ters çevirdim. Şimdi buraya ne yapacağım? Yine açık pembe rengimi ekleyeceğim hanımlar. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. Hemen kapama yerinin yapımını da göstereyim. Sonra da 6 kum boncukla olan modelin çalışmasını göstereyim hanımlar. Bakın burada birkaç sıra çıktım. Böyle ilk çizgi gibi bir görüntüsü var hanımlar. Gerçekten çok güzel duruyor. En son buraya kadar geldim. Kapama yerini yapmak için 6 kum boncuk aldım ben. Çünkü orta büyüklükte bir halka istiyorum. Siz de kendi zevkinize göre bu halkanın büyüklüğünü, küçüklüğünü kum boncuk sayısını arttırarak ya da azaltarak ayarlayabilirsiniz. İki tane kum boncuğumu çaprazladım. Bakın burada kapama yerimi oluşturdum. İçinden bir tur atın, sağlamlayın hanımlar. Şimdi buradaki altılı modeli nasıl çalıştım? Hemen onu da göstereyim. Bakın stop boncuğumu taktım yine. Buraya bir tane stop boncuğumu taktım. 6 tane kum boncuğu alıyorum bu sefer. Yani 2 tane hemen şuradan alayım. Bu sefer 2 tane turuncu, 2 tane beyaz ve 2 tane de gri boncuk olacak şekilde 6 tane kum boncuğumu aldım. Az önce dörtlüsünü çalışmıştık. Şimdi altılısını çalışacağız. Bu biraz daha orta kalınlıkta bir model hanımlar. Buraya yeni rengimi ekleyeceğim. Yeni rengim hangisi? Şu ilk baştaki rengim. O yüzden turuncu boncuğumu aldım. Yine peyote yapıyorum. Bakın buradaki boncuğumu atlayıp şuradaki boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi bu sırada ne yapıyorduk biz? İpimiz hangi renk boncuktan çıktıysa o renk boncukla çalışıyorduk. Bakıyorum ipim hangi renk boncuktan çıkmış? Şöyle göstereyim. Gri. O zaman gri boncuk alıyorum. Hemen bir tane gri boncuğumu aldım. Bakın yanımdaki beyaz boncuğu atlıyorum. Onun yanındaki beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ipim hangi renk boncuktan çıktı hanımlar? Beyaz. Demek ki beyaz boncuk alacağım. Hemen beyaz boncuğumu alıyorum. Bakın ipim buradaki beyaz boncuktan çıkmış. Yanımdaki turuncu boncuğu atlıyorum. Hemen onun yanındaki turuncu boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın böyle bir şekil aldı. Elimde ters çevirdim.
Stop boncuğunuzu yaklaştırın. Burası bol kalmasın. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Önümüzdeki boncuk hangi renkse o renk boncuk alacağız. Önümdeki renk beyaz. O yüzden beyaz boncuk aldım. Önümdeki renk hangi renk? Gri. Gri boncuk alıyorum. Bakın ipim beyaz boncuktan çıkmış. Ortadaki beyaz boncuğu atlıyorum. Gri boncuktan geçiş yapıyorum. Deliği birazcık küçük olduğu için zorluyor. Hemen şu boncuğumu bir değiştireyim. İpe dizi kum boncuk olduğu için bazen böyle sorunlar olabiliyor hanımlar. Kusura bakmayın. Bakın. Önümdeki renk gri. O yüzden gri boncuk alıyorum. Şimdi bakıyorum. Önümdeki renk hangi renk? Turuncu. O yüzden ne yapıyorum? Turuncu boncuk alıyorum. Bakın ipim buradaki gri boncuktan çıkmış. Çukurda duran gri boncuğu atlıyorum. Yüksekteki turuncu boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çevirdim. Böyle bir görüntü oldu. Şimdi burada ikinci rengimi koyacağım. İkinci rengim hangisi? Beyaz. Hemen beyaz boncuğumu alıyorum. Bakın. Buradaki turuncu boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi bu sırada hanımlar ipimiz hangi renk boncuktan çıktı? Turuncu. Turuncu boncuk alıyoruz. Bakın. Şimdi bakıyorum. İpim hangi renk boncuktan çıktı? Gri. Gri alıyorum. Yine normal peyotemizi yaptık gördüğünüz gibi. Hiçbir fark yok burada. Elimde ters çevirdim. Şöyle göstereyim. Önümde hangi renk boncuk var? Gri. O yüzden gri boncuk aldım. Bakın buradaki gri boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi önümde hangi renk boncuk var? Turuncu. O yüzden turuncu boncuk alıyorum. Buradaki boncuktan geçiş yapıyorum. Önümde hangi renk boncuk var? Beyaz. Beyaz boncuk alıyorum. Buradaki boncuktan geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hanımlar gerçekten çok kolay bir model. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gri oldu. Bu ilk 2 tanesi olmuyor. Yani böyle yarım kalıyor. 2, 4 olarak kalıyor. Şimdi ben bu sırayı 6'ya tamamlayacağım. Bu sırayı 6'ya tamamlayacağım. Ama burada da yeni rengimi koymam lazım. Yeni rengim hangisi? Gri. Sırada gri var. Çünkü turuncu, beyaz, gri, turuncu, beyaz. Şimdi buraya gri gelmesi lazım. Bakın hemen buradaki boncuğumdan geçiş yapıyorum. Şimdi ipim beyaz boncuktan çıktı. Demek ki buraya hangi renk boncuk gelecek? Beyaz boncuk gelecek. Beyaz boncuğumu aldım. Çukurda duran turuncuyu atladım. Yüksekte duran turuncu boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın ipim turuncu boncuktan çıktı. O yüzden turuncu boncukla çalışıyorum. Çukurdaki gri boncuğu atladım. Yüksekteki gri boncuktan geçiş yaptım. Hemen elimde ters çeviriyorum. Şimdi önümde hangi renk var? Turuncu. Demek ki ben turuncu renk boncukla çalışacağım. Bakın turuncu aldım. Turuncu renk boncuktan geçiş yaptım. Şimdi burada önümde hangi renk var? Beyaz. Geçiş yapacağımız boncuğun rengi hangi renkse o renk alıyoruz hanımlar. Bakın ipim turuncu boncuktan çıkmış. Ortadaki çukurdaki turuncu boncuğu atlıyorum. Yüksekteki beyaz boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ipim dikkat edin beyaz boncuktan çıkmış. Çukurdaki beyaz boncuğumu atlıyorum. Önümde gri var. O yüzden gri boncuk aldım. Yüksekte duran gri boncuktan geçiş yapıyorum. Bakın desenim oluştu. Görmüş olduğunuz gibi 2, 4, 6, 2, 4, 6. Şimdi yine beyazımı 6'ya tamamlayacağım. Griyimi 6'ya tamamlayacağım. Ama bu sırada yeni rengimi koymam lazım. Yeni rengim hangisi? Turuncu. Modelimizin mantığı budur hanımlar. Bir sırada ipimiz hangi renk boncuktan çıktıysa o renk boncukla çalışıyoruz. Diğer sırada önümüzdeki boncuğun rengi hangisi ise o renk boncukla çalışıyoruz. Bakın ipim griden çıkmış, gri boncuk alacağım. Neden? Çünkü burada iki tane gri var. Benim bunu 6'ya tamamlamam lazım. Çukurdaki beyazı atlıyorum. Yüksekteki beyazdan geçiş yapıyorum. Şimdi ipim beyaz boncuktan çıktı. Ne yapacağım? Beyaz boncuk alacağım. Çukurdaki turuncuyu atlıyorum. Yüksekteki turuncudan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim.
Bu sırada da önümüzdeki boncuğun rengine göre çalışacağız. Bakıyorum, önümdeki boncuğun rengi beyaz. O yüzden beyaz boncuk aldım. Hemen buradan geçiş yapıyorum. Şimdi bakıyorum, önümdeki boncuğun rengi gri. Gri boncuk aldım. Bakın, hemen buradaki gri boncuktan geçiş yapıyorum. Önümdeki boncuğun rengi turuncu. Turuncu boncuk aldım. Hemen buradaki turuncu boncuktan geçiş yapıyorum. Bu şekilde hanımlar, istediğiniz uzunluğa gelene kadar çalışıyorsunuz. Ve bu güzel modellerimiz ortaya çıkıyor. Şöyle göstereyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.